Medya Haber'den iyi günler. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Bu hafta gündemimizde iki temel konu olacak. Haftanın manşetlerini sizlere aktardıktan hemen sonra 12 Mart'ta bir uyuşturucu taciri tarafından öldürülen Sidar Uygurların katilinin niye hala yakalanmadığını ablası Bahar Baran Uygurlar ile konuşacağız. Bu hafta yine öne çıkan gelişmelerden biri kiliselere dönük saldırılardı. Hemen ardından da Hrant Dink Vakfı'na bu kez tehditlerle yöneldiler. Bu dönemde giderek artan tehditler de var. Bunu da konuşacağız. Gazeteci yazar Agos gazetesinden Pakrat Estukyan ile konuşacağız. Yine haftanın köşeleri olacak. Haftanın köşelerinde birlikte izleyeceğiz. Medya manşet başlıyor. Evet, haftanın manşetleri dedik olacak ilk etapta. Arkadaşlarımız haftanın manşetlerini sizler için derledi. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronahi gazetesi 24 Mayıs günlüğü nüshasında 25 partinin bir araya gelerek oluşturduğu Kürt Ulusal Birliği partileri oluşumunu ulusal birlik açısından önemli bir adım başlığıyla okuyucularına duyurdu. Yeni Yaşam gazetesi Ramazan Bayramı'nın ilk gününün manşetinde yoksulluğu gündeme getirdi. AKP-MHP rejiminin politikalarını eleştiren gazete, komşusu açken tok yatanların iktidarı sözlerini manşetine taşıdı. Kürtçe yayınlanan haftalık Hebun gazetesinin manşetinde çevirmen Rojda Yaşik'le yapılan söyleşiye yer verilirken, alt manşette ise Kürtlerin mezar ve cenazelerine dönük saldırılar değerlendirildi. Haberde saldırıların bilinçli bir uygulama olduğuna dikkat çekilirken, gerçekleşen saldırıların toplumsal hafızayı yok etme amaçlı olduğu vurgulandı. Yeni Özgür Politika gazetesi 25 Mayıs günü Kürt kadınlarıyla siyasetçilerine dönük soykırım operasyonlarını gündemine taşıdı. Gazete, Celal Yoldaş da gizli üyeymiş başlığıyla, saray yargısının erkek siyasetçileri yasal olarak kurulmuş Roza Kadın Derneği'nin gizli üyeleri olduklarını iddia ederek tutuklanmalarını manşetten verdi. Yeni Yaşam gazetesi 25 Mayıs günü gazetenin ilk sayfasını asırlık Kürt çınarı Musa Anter'in 100. yaş gününe ayırdı. Ape Musa'nın doğum günüyle gazetenin kuruluşunun aynı gün olduğuna vurgu yapan gazete, Yeni Yaşam'ın 2. yılını tamamlamasının da 100 yıllık çınarın izinde sözleriyle kutladı. Evrensel gazetesi 26 Mayıs günü AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarını engellediğine dair haberi sürmanşetten verirken, son günlerde giderek artan polis şiddetini ise bu gücü nereden alıyorlar başlığıyla manşetinden okuyucularına duyurdu. Yeni Özgür Politika gazetesi 26 Mayıs gününün manşetini tutsak sanatçı Erkan Benli'ye ayırdı. Nusaybin direnişine gitarıyla katılan Benli'nin hapishaneden gönderdiği söyleşiye yer veren gazete, Benli'nin hapishanede üretmeye devam ettiğinin altını çizdi. Yeni Yaşam gazetesi 26 Mayıs günü manşetini 2018'de başlayıp 2019'da sona eren büyük açlık grevi direnişine ayırdı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük tecridi protesto amacıyla gerçekleşen açlık grevinin sona ermesinin yıl dönümünde gazete direnişi başlatan Leyla Güven'in tecridi birlik kaldıracak sözlerini öne çıkardı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 27 Mayıs günlüğü nüshasının manşetinde mezarlıklara saldırılar vardı. Gazete mezarına 3 kez saldırı düzenlenen HPG gerillası Abdülbasit Okun annesi Ruhiye Okun, "Çocuğum mezarda bile direniyor" sözlerini manşetten verdi. Kürtçe yayınlanan Ronahi gazetesinin 27 Mayıs günlüğü nüshasının manşetinde Rojava'daki korona tedbirleri vardı. Gazete tedbirlerin 5 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni Yaşam gazetesi 27 Mayıs günü polis şiddetini manşetine taşıdı. Bayramda artan polis ve bekçi şiddetine dikkat çeken gazete haberini işkenceli bayram başlığıyla okuyucuya duyurdu. Haftalık Atılım gazetesinin 429. sayısının sürmanşeti Gezi direnişine ayrılırken, Amerika ve Türkiye'deki polis şiddeti ise faşizme karşı birbirimizi savunalım sözleriyle okuyucuya duyuruldu. Bir Gün gazetesi 28 Mayıs günlüğü nüshasının manşetini sarayın talimatıyla tutuklanan CHP'li siyasetçilere ayırdı. Gazete 5 CHP'linin düzmece soruşturmalarla tutuklanmasını saray cadı avında başlığıyla verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 28 Mayıs gününün manşetini 1992 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Gülünay'ın kızı Deniz Gülünay ile yapılan söyleşiye ayırdı.
Gazete, Deniz Gülünay'ın 8 yaşından beri babasını aradığını yazdı. Yeni Yaşam gazetesinin 28 Mayıs günlü nüshasının manşetinde AKP-MHP iktidarının muhalefet aleyhine yapmak istediği seçim yasası değişiklikleri vardı. Gazetenin özel haberinde iktidarın seçimsiz seçim planladığı uzman ve siyasetçilerin görüşleriyle birlikte verildi. Bir kısmı Ermenice yayınlanan haftalık Agos gazetesi 1247. sayısında Esayan Okulu'nun iki müdürünün görevden alınmasıyla 3 Horan Kilisesi yönetiminin Surp Pırgiç Hastanesi yönetimine devredilmesi talebinin Ermeni toplumu içinde neden olduğu tartışmaları öne çıkardı. Bir Gün gazetesi 29 Mayıs günü meclisin yeniden açılmasına ilişkin gelişmeleri manşetine taşıdı. Gazete sarayın yapmak istediği yasal değişiklikleri geçirmek için meclisi açtığına dikkat çekti. Cumhuriyet gazetesi 29 Mayıs günlü nüshasında okul bahçelerinin cuma namazları için düzenlenmesi talimatını veren rejimin öğretmenleri de namaza gelecek olanlara hizmet için görevlendirmesini öğretmen kölemi başlığıyla duyurdu. Evrensel gazetesi 29 Mayıs günü sürmanşetten eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz'un bilinçli bir şekilde engellenmediğine ilişkin sözlerini MIT raporu kamuoyundan neden gizleniyor sorusuyla yeniden gündeme getirirken manşetinde ise 91 kadın örgütünün şiddete karşı ortak çağrısına yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 29 Mayıs günü hapishanelerdeki baskıları ve salgın riskine rağmen tutsakların yaşamının korunması için gerekli önlemlerin alınmamasını 3 engelli tek hücrede başlığıyla okurlarına aktardı. Cumhuriyet gazetesi 30 Mayıs günlü nüshasında uyuşturucu tacirleriyle fotoğrafı daha önce basına yansıyan Erdoğan'ın baş danışmanı AKP'li siyasetçi Burhan Kuzu'nun bu kez mafya çetelerini meclise ağırladığının ortaya çıktığını yazdı. Evrensel Gazetesi 30 Mayıs günü hekimlerin koronavirüsüne ilişkin uyarısını gündeme getirdi. Gazete 1 Haziran günü birçok yasağın sonlanacağı açıklamasının risklerine de dikkat çekti. Yeni Özgür Politika gazetesi 30 Mayıs günlü nüshasının manşetini hapishanede yaşamını yitiren tutsak Sabri Kaya'nın kızının babasının tahliye kararının ölmeden önce değil hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra verildiğine ilişkin açıklamalarını ayırdı. Yeni Yaşam gazetesi 30 Mayıs günlü nüshasının manşetini Erdoğan'ın ABD'de bir siyahinin polis şiddetiyle öldürülmesine ilişkin açıklamasına ayırdı. Türkiye'deki polis şiddetinin bazı görselleri okurlarıyla paylaşan gazete, saraya peki bunlar nerede oldu sorusunu yöneltti. Haftanın manşetlerini izledik. Sırada 12 Mart günü Siverek'te bir uyuşturucu taciri tarafından öldürülen Sider Uygurlara ilişkin hazırladığımız bir haber var. Hemen ardından konuyu, katilin niçin yakalanmadığını Sider'in ablasıyla konuşacağız. Sider Uygurlar 23 yaşındaydı. 12 Mart günü Siverek'te otomobille seyir halindeyken bir aracı solladı. Ha, önünü kesiyor. Solladığı araç, kentte uyuşturucu taciri olarak bilinen, devletin neredeyse tüm makamlarıyla iyi ilişkiler içindeki Yılmaz Geyik'e aitti. Geyik, adamlarıyla birlikte Sidar'ın içinde bulunduğu aracın önünü kesti. Önce darp etti. Ardından sonradan ele geçirilen kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi Sidar Uygurları kurşunlayarak katletti. Vurdu. 50 yaşındaki Yılmaz Geyik, Sidar'ın yanındaki iki arkadaşını da öldürecekti. Şarjörü yere düşürdüğü için iki arkadaşı ölümden kurtuldu. Sidar'ın katledilmesinin ardından yanındaki iki arkadaşla Yılmaz Geyik'in yanındaki 16 yaşındaki Suriyeli gencin ifadeleri alındı. Katil hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Yılmaz Geyik. Ancak her şey bu kadar açıkken Yılmaz Geyik bir türlü yakalanmıyor. Daha doğrusu yakalanmak istenmiyor. Ailesi işin peşini bırakmıyor. Devletin savcılığının, emniyet güçlerinin yapması gereken işi yapıp katil Yılmaz Geyik'in Sidar'ı katlettikten sonraki görüntülerine ulaşıyor. İlk önce Geyik'in aracını tespit edip emniyete bildiriyorlar. Siverek emniyeti Yılmaz Geyik'in can güvenliğini gerekçe ederek bilgi vermiyor. Onca mobese kamerasıyla kontrol noktasının bulunduğu Siverek'te aracı da tespit edemiyor. Aile ardından Geyik'in kaldığı evi tespit ediyor. Eve ancak aradan saatler geçtikten sonra baskın yapılıyor ve burada jandarma ile Geyik'in adamları arasında çatışma yaşanıyor.
Bu arada bir araba evden adeta jandarma tarafından yol verilerek uzaklaşıyor. Sidar'ın ailesi tüm yaşananları canlı izliyor. Bu gelişme sonrasında geyik yine bulunmazken jandarmaya ateş açan geyiğin adamlarına soruşturma bile açılmıyor. Sidar'ı katleden geyiğin emniyet içine sızdığı ve birçok muhbirle çıkar ilişkisi içinde olduğu kentteki bazı yetkililer tarafından korunduğu açık. Ancak Sidar'ın ailesi birçok kez tehdit edilmelerine rağmen işin peşini bırakmamakta kararlı. Evet, gencecik bir insan 12 Mart'ta katledildi. Bu konuyu konuşacağız. Ablası Skype'e attığımızda. Bahar Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Selim Bey, hoş bulduk. Ben tekrar başsağlığı dileyerek başlayayım. Doğrusu katledildikten bu yana, Sidar'ın katledilmesinden bu yana yakından da takip ediyoruz ama sondan başlayarak sormak istiyorum. Şu anda son durum ne? Katil hala oralarda mı? Çünkü tüm çalışmayı neredeyse siz yaptınız. Siz aile olarak yaptınız. Devletin bulması gereken katille ilgili ipuçlarını, delilleri, saklandığı yerleri siz buldunuz ama hala yakalanmadı. Son durum ne? İsterseniz oradan başlayarak sorayım. Son durum ne? 80. gündeyiz. Katil hala tutulmuyor. Yine aynı yerde, Siverek'te. İstediği gibi gezip dolaşabiliyor. Halen kaçakçılık yapmak için irtibatları yapabiliyor. Şu anki durum, nasıl söyleyeyim size? Ailem ya komik şaka gibi bir şey. Ailemden bir hafta mühlet istiyor yetkililer. Şu anki durum bu. Özür dilemeleri gereken yerde ailemden bir hafta istedim. Bir hafta daha bekleyin, biz bulacağız. 80 ya yani bu özür ne biliyor musunuz? Bu özür 80 günün özrü olması gerekiyor. 80 boyunca kim bunu korudu? Kim kolladı? Bunların deşifre edilmesi gerekiyor. Bunların ifşa edilmesi gerekiyor. Emniyetteki muhbirlerin ifşa edilerek, soruşturularak, tek tek tespit edilerek, cezalarının alındığını biz görerek, bize göstererek özür dilenmesi gerekiyor. Ya sözlü değil, yaptıklarıyla. Sözle değil, biz artık sözle istemiyoruz bir şey. Ya da CİMER yazısında katili korumak için yaptığı telefon görüşmelerini yapan polisi işlem başlatarak jandarmaya ateş açan silahları tespit ederek o kişilere işlem başlatılarak ya da 80 gün boyunca bu adamı koruyan gerek ailesi gerek Siverek'teki yakınları ya da belli belirsiz bilmiyorum bunları ifşa ederek bunlara ceza vererek bize özür mahiyetinde bir şeyler yapsınlar. Ve tabii ki de nihayetinde Yılmaz Bey'i yakalayabildik, yakaladık, evet budur burada demeleri gerekirken 80 gün boyunca hiçbir şey yapmayıp sonrasından benim ve ailemden bir hafta mühlet istemeleri komik geliyor bana gerçekten. Yani, bu bir hafta mühlet istemeleri, pardon araya giriyorum, bu bir hafta mühlet istemeleri yeni bir şey mi? Bugünlerde yaşanan bir şey mi? Evet, yani sizin başvurunuz üzere. Evet, 2-3 gün önce olan bir şey bu. 2-3 gün önce bizi evet. Yetkililer arayıp biz bunu yapacağız, biz bunu yapacağız. Bize inanın, bize güvenin. 80 gün içinde gittiğimiz bütün makamlardaki insanlar zaten bize bir hafta bile söylemedi. İlk emniyete gittiğim gün bana söylendiği şey 2 gün 3 gün bize mühlet verin. Biz bunu çıkaracağız. Biz bugün 80. gündeyiz. Ben peki, niye bu defa inanayım?
bu yakalanmamayı neye bağlıyorsunuz? Yani sonuçta siz evini tespit ettiniz, siz inşaatındaki görüntülerini alıp kamuoyuyla da savcılıkla da paylaştınız. Belki başka görüntüler de var savcılığın elinde bu konuyla ilgili ya da başka deliller. Ama buna rağmen yakalanmıyor. Neden? Yakalanmıyor. Bir tarafa gereken işlemler de hiç kimse için yapılmıyor. Ne jandarmada yapılıyor, ne jandarma için yapılıyor, ne emniyet için yapılıyor, ne de o adamın katil Yılmaz Bey'in yakınları için yapılıyor. Bizim paylaşımlarımıza karşılık tehditler alıyoruz. Bizden çok bize destek veren insanlar ölümle tehdit edildi. Bunların işlemleri yapılmadı. Bir de size o görüntü var ya, uzaktan bir tane ev görünüyor ya. Evet. Hı. Oradaki iki kişi görünüyor orada. Onlardan biri şişko, şişman olan adam Yılmaz Geyit. Hani evet. Orada belki diğer görüştüğüm haber kanallarında, çıktığım haber kanallarında onu demeyi unuttum. Orada görünen kişi de aslında Yılmaz Geyik yine. Evet. Siyahlı olan kişi Yılmaz Geyik. Hiçbir şekilde işlem yapılmıyor. Biz gösteriyoruz, söylüyoruz. Olan delillerimizle gidiyoruz. Ses kayıtlarımızla gidiyoruz. Her şeyle gidiyoruz. Ama hiçbir şekilde işlem yapılmıyor. Ya bir saat içinde bu adamın saklandığı deliği başına yıkabilecek güçler gelip bizden bir hafta istiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben niye inanayım buna? Bir saat içinde sarabilecekleri güce sahip olan insanlar bizden bir hafta niye istiyor? Ben bunu anlamıyorum. Evet, belki benim ailem inanmak istiyor. Biz herkese, her şey, her denilen şeye inanmak istiyoruz. Çünkü katil yakalansın istiyorum. Sizden ricam, katil Yılmaz değil de Fidan Uğurlar'ın fotoğrafını ekrana alabilir misiniz? Arkadaşlar belki şu an alamayabilirler ama siz söyleyin. Tamam. Ben söylemek istediğimi söyleyeyim. Türkiye gerçeği aslında bu iki fotoğrafta. Türkiye gerçeği bu. Adalet böyle adamların, Yılmaz Geyik gibi adamların yanında duruyor şu anda. Ve Fidan gibi masum, hiçbir günahı olmayanların karşısında bu 80 gündür Fidan Uygurların karşısında adalet. Ve Yılmaz Bey'in arkasında. Ben bunu daha nasıl anlatabilirim? Ben bunları şahsi kendi fikrim olarak, Bahar Uygurlar olarak söylüyorum. Ailemi inandırmaya çalışıyorlar. İnandırmasınlar. Sözleriyle inandırmaya çalışmasınlar. Yaptıklarıyla. Bir tane soruşturma açılsın ya. Bir tane soruşturma açılsın. Ben gittim. Yetkili olan mercilere ulaştım son 2-3 gün içinde. Ben orada bütün her şeyi anlattım. Yapılanları anlattım. Gelişmeleri anlattım. 155 en basitinde. Hiçbir şey yapmasalar bize bunu inanalım diye bize bunu yapsınlar. 155 ihbar hattına gelen ihbarı kulak arkası edenleri soruştursun. Onları çıkartsınlar. Hiçbir şey yapmasalar. 12 Mart'tan bu yana 155 polis hattını, ihbar hattını araştırılsın. Kaç tane ihbar gelmiş, o araştırılsın. Bana gelen ihbarı ben emniyete bildirdiğimde oyaladılar. 2 gün boyunca bizi oyaladılar bunlar. Evet. Oyalayan kişi de belli. Biz ikinci cümer yazımızı yazdığımızda bir saat içinde acizi oynayan emniyet bir anda FBI oldu. O adam bulundu. Plaka görünmeyen araç tespit edildi. Plakasını bir saat içinde bunlar oldu. Bir saat içinde plaka bulundu. 2000 içinde bulunamayan bir plakadan bahsediyorum da. Plakası bulundu. O adamı bütün sülalesi araştırıldı. FBI'yız biz şu anda. CİMER yazımız için FBI olduk bu arada. Bütün Bey'in ailesi bununla bağlantılı olup olmadığı araştırıldı. Geçmişleri sorgulandı. Alverleri evet. Varmış yokmuş onlar araştırıldı. Sitar Hanım, belki yayınımızın bundan sonrası da var ama çok kısaca bu konuyla ilgili belli devletin burada sorumsuzluğu var. Bir sistem sorunu var. Siz de buna dikkat çekiyorsunuz. Son bir iki cümleyle çağrınızı alırsak
Özellikle kamuoyuna ne türden bir çağrınız olur? Onu dinlersek sevinirim. Bize destek veren herkese çok 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 teşekkür ederim. Benim kardeşim Sider, ben görüyorum uzun süreden beridir Türkiye'nin hatta yurt dışında yaşayan insanların bile kardeşi olmuş. Evet. Bilmiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Desteklerini bırakmasınlar. Her daim Peki. bekliyorum ben desteklerini. Peki, bu duyarlılığın devam etmesi dileğiyle hep birlikte Sider'in katilinin bulunması için çaba harcayacağız. Yayınımıza katıldığın zaman ayırdığınız için teşekkürler. Tekrar başınız Ben sağ olsun. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Bu hafta ABD'de bir polis siyahi bir kişiyi boğazına basarak, boğarak, nefessiz bırakarak öldürdü. ABD o günden bu yana hareketli ama başka bir durum da var. Bu durumu fırsat bilen Erdoğan başta olmak üzere AKP MHP cenahı birdenbire şiddet karşıtı kesilmeye başladı. Dört bir yandan ABD'yi kınamaya başladılar. Hatta Erdoğan öyle ki bir adım daha ileriye taşıyıp bu işin peşini bırakmayacağız dedi. Erdoğan Türkiye'de polisin şiddetini görmüyor. Kuzey Kürdistan'da polisin şiddetini görmüyor. Üstelik yeni de bir şey değil. Erdoğan döneminde de Erdoğan öncesinde de sivillere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara korkunç saldırılar var. Bu saldırıları görmeyen Erdoğan ABD'de işin peşini bırakmayacağını söylüyor. Sanırım herhalde siyasetteki yüzsüzlük hiç bu kadar olmamıştı. Bu yüzsüzlüğü ifade eden Erdoğan'ın söylemini ve onunla ilgili daha önceden yaşanmış birkaç olguyu örnek olsun diye arkadaşlarımız hazırladı. Şimdi onu birlikte izleyelim. Güvenlik güçlerimiz çocuk da olsa, kadın da olsa, kim olursa olsun gerekli müdahale neyse bunu yapacak. Cevap çekmiyor mu? Çocuk kullanılıyor yani. Of, kafasına vuruyor. Allah! Onu sıkıştırdılar orada yalnız ha. Ya ne yapıyor çocuk? Evet,
Erdoğan'ın kınadığı ABD ve Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da polis şiddetini birlikte izledik. Ama durum sadece bundan ibaret değil. Saldırganlar ister polis olsun ister sivil olsun adına ne denirse densin aslında iktidardan güç alıyor. Bu iktidardan alınan güçle neler yapılabildiğini son bir haftada özellikle Ermeni toplumuna, Ermeni Kilisesi'ne ve Hrant Dink Vakfı'na dönük tehditlerde ve saldırılarda da gördük. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Hemen ardından Pakrat Estukyan ile konuyu konuşacağız. İstanbul Bakırköy'de bulunan Ermenilere ait Dizinunt Surp Atsvatzladni Kilisesi'nin giriş kapısının kundaklanmasıyla başlayıp İstanbul'un Beykoz ilçesinin Kuzguncuk semtindeki bir kilisenin hacının sökülmesiyle devam eden saldırılar zincirinin son halkası Hrant Dink Vakfı oldu. Vakfa e-mail yoluyla gönderilen bir gece ansızın gelebiliriz içerikli mesajda katledilen Dink'in eşi Rakel Dink ve avukatları ölümle tehdit edildi. Süleyman Soylu yaptığı açıklamayla Surp Krikorlu Savoriç Ermeni Kilisesi'ne saldıran ve Hrant Dink Vakfı'nı ölümle tehdit eden kişilerin yakalandığını duyursa da endişeler geçmiş değil. Kiliselere dönük nefret içerikli ve kundaklama saldırıları hemen her dönem yaşanıyor. Ancak son dönemlerde bu saldırıların artmasında iktidarın nefret siyasetinin etkilerinin olduğu açık. AKP-MHP iktidarının tutumundan cesaret alarak Ermeni toplumuna dönük tehditlerini sürdürenlerin kısa sürede serbest bırakılmasının yanı sıra faillere dönük cezasızlıkta bu tür saldırıların artmasının bir nedeni. Ermeniler son dönemlerde giderek artan tehdit ve saldırılarda Erdoğan'ın söylemlerinin cesaretlendirici bir rol oynadığını belirtiyor. Kürt hareketini suçlarken Kürtlerin Ermeni olduğunu ifade eden kılıç artığı kavramını kullanan Erdoğan bu sözleriyle adeta Ermeni kiliseleriyle Hrant Dink Vakfı'na dönük saldırı ve tehditlerin fitilini ateşledi. Dikkat çeken bir nokta ise bu tür tehdit ve saldırıların son dönemde giderek yaygınlaşması. 90'lı yıllarda da benzer faaliyetlere toplumu teslim almak isteyen iktidar, son dönemde geliştirdiği yeni saldırı dalgasıyla tehdit edenlerden öte korku iklimi yaratarak toplumu tamamen sessizleştirmeyi amaçlıyor. Evet, Ermeni kiliselerine ve Hrant Dink Vakfı'na dönük tehditleri gazeteci yazar Agos gazetesinden Pakrat Estukyan ile görüşeceğiz. Pakrat Bey'e yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Fehim Bey. Hemen sormak istiyorum. Aslında çok önceden benzer tehditler, saldırılar hep vardı. Ama bu son bir haftada artmasını siz neye bağlıyorsunuz? Kamuoyunda özellikle giderek yayılan nefrette iktidarın dilinin etkili olduğuna dair görüşler var. Siz ne dersiniz bu konuda? Bu görüşlere tümüyle katıldığımı söyleyerek başlayayım öncelikle. Çünkü hakikaten de bunu artık bir iklim diye tanımlıyoruz. Bir nefret iklimi oluşturuldu ülkede. Bu nefret ikliminin de ilk elden hedefi ülkedeki azınlıklar, dini azınlıklar. Bunlar arasında Ermeniler en çok ötekileştirilen, en çok şeytanlaştırılan grubu temsil ediyorlar. O yüzden de biz bu saldırılarla karşılaşınca ne yazık ki artık hayret de etmiyoruz. Yani şaşkınlık ruh halinden bütünüyle çıktık. Çünkü neredeyse birbirini tekrar eden saldırılar bunlar. Sonuçları da birbirini tekrar ediyor. Bütün saldırganlar mutlaka kendince bir açıklama buluyorlar. Birisi diyor ki işte koronavirüsü başımıza bunlar bela etti. Onun kızgınlığıyla gittim kilisenin kapısını yakmaya çalıştım diyor. Bir diğeri diyor ki işte benim sevdiğim hanım Azerbaycanlıdır. Onun anlattıklarından etkilendim. O yüzden böyle bir tehdit mesajı gönderdim. Bir diğeri diyor ki ben şeker hastasıyım zaten. Aniden öfkelendim. Öfkelenince işte doğal olarak bunu yaptım. Ve bunların hepsi mazeret olarak görüldükleri için bu adamlar ciddi hiçbir soruşturmaya uğramıyorlar. Hiçbir tepkiyle karşılaşmıyorlar ve kolayca salıveriliyorlar. Şimdi Kuzguncuk'taki saldırgan, o kapıya tırmanıp haçı oradan koparan adam ilk sorgusundan sonra serbest bırakılmıştı. Şartlı tahliye falan gibi bir şeyle serbest bırakılmıştı. Kontrollü bir serbest bırakma. Akabinde eğer Hrant Dink Vakfı'nın bu gelen tehdit mevzusunu kamuoyuna duyurmuş olmasa muhtemelen o öyle kalıp gidecekti.
Ama mesele bir boyut daha kazanınca, bir kez daha gündeme gelince alelacele tekrar gözaltına alıp bu sefer tutuklanmasına karar verdiler. Her şey kamuoyunun tepkisiyle şekilleniyor ama özünde biliyoruz ki bu tür suçlar hiçbir zaman cezalandırılmıyor. Bu suçların sonuçları çok daha ağır olduğu durumlarda da hesaplaşılmıyor. Mesela 6-7 Eylül 1955 pogromunun nasıl bir tertip olduğunu, nasıl bir organizasyonla hayata geçirildiğini bugün çok iyi bildiğimiz halde resmi makamlardan, devlet adına konuşan makamlardan hiç kimse bunu biraz daha eşelemek, bu suç nasıl organize edildi, nasıl kurtarıldığı araştırma zahmetine katlanmıyor. Ta ki bir fiil o suçun içerisinde olan bir isim, kalkıp Sabri 25oğlu'nu kastediyorum general, çok başarılı bir özel harp operasyonuydu diyene kadar. Onu dedikten sonra da bir yaprak kımıldamıyor. Ve orada çok daha vahim sonuçları olan bir olaydan bahsediyoruz. Buradaki hakikaten fevri bir hareket. O haçı oradan sökmüş, yere atmış. Ertesi günde demirci çağırmışlar. Haçı gene yerine koymuşlar. Veya o kapı demir bir kapı zaten. Önünde birkaç gazete paçavra tutuşturarak yanılacak bir şey değil. Biraz boyası gitmiş, islenmiş. Boyanır. Sonucu vahim olmayan şeyler bunlar ama biz vahim sonuçları da gördük. Hrant Dink'i biz böyle katlettik. Böyle bir iklimin içerisinde aklı yıkanmış bir delikanlının Trabzon'dan buraya kadar fiili işlemek üzere gönderilmesini ve fiilin gerçekleşmesine de tanık olduk. Onun akabinde de öldür diyenler yargılanmadı. Hani bu Hrant'ın arkadaşları inisiyatifinin mütemadı diye gündeme getirdiği söylemdi. Öldür diyenler yargılansın. Tetikçiyle işimiz yok demişlerdi. Çünkü o tetikçiden Türkiye'de her an her yerden binlerce üretilebilir. Böyle bir nefret. Tertibe müsaade ederseniz dikkatinizi çekmek istiyorum. Çokça tartışıldı. Yani iktidar üzerinden cemevine saldırılar oldu. Kiliselere dönük saldırılardaki duyarsızlık siz de anlattınız ortada. Ama mesela İzmir'de ve başka yerlerde de bir camiden, hoparlörden çalınan bir müzik gerekçe edilerek korkunç bir şekilde topluma, CHP'ye, diğer muhaliflere dönük ağza alınmayacak şeyler bile söylendi iktidar kanadı tarafından. Bu yeni bir hazırlığın işareti olarak da değerlendirilemez mi? Çünkü şu da ileri sürülüyor hep. İktidar normal koşullarda iktidarda kalamayacağını görünce şiddet ortamını, nefreti büyüterek aynı zamanda iktidarda kalmanın koşullarını da oluşturuyor. Dolayısıyla hem Ermeni toplumuna, cemaatine hem de geniş olarak topluma dönük bu risk için ne dersiniz? Bu söylediğiniz mesele çok önemli ve bizim şu anda Ermeni toplumu olarak, ben tabii ki toplumun bütününü analiz ederek konuşmuyorum ama bir genelleme yapacak olursam ruh halimizde tam bu var. Çünkü bizim bilinçaltımıza yerleşmiş bir olay var. Türkiye'de ne zaman politika sıkışıklığa girerse, ne zaman toplumda bir gaz birikmesi olursa o gazı almak için mutlaka Ermenilere veya Rumlara yönelik bir veya Yahudilere yönelik bir hedef saptırma yaratılır. Bir eylemle bu gaz alınmaya çalışılır. Biz bunu tarihsel bir deneyim halinde içimizde hissediyoruz. Bilinçaltımıza yerleşmiş bir şey. Her zaman biliyoruz ki Türkiye'de siyasi ortam gerildiğinde bunun mutlaka azınlıklara, özellikle Hristiyan azınlıklara, Yahudilere yani gayrimüslimlere yönelik bir faturası olabilir. Tarihte bunun pek çok örneğini yaşadık çünkü. O bir sıkışma halidir. O sıkışmadan toplumu rahatlatacak bir çözüm üretemediğiniz zaman böyle bir kanalizasyon bulursunuz. Böyle bir yere kanalize edersiniz mevzuyu ve toplumun bir şekilde gazını almış olursunuz. Biz şu anda bunun tedirginliğini yaşıyoruz. Çünkü Türkiye'de siyasetin bir tıkanmaya doğru gittiğini görüyoruz. Tıkanmaya doğru gittiği şu akılcılıktan uzak bir siyaset gözlüyoruz. Hem yurt içinde hem uluslararası alanda. Yurt içinde gözlemlediğimiz göz göre göre bir yoksullaşma var.
Ama her şeyin çok yolunda gittiğini söyleyen de bir maliye anlayışımız var. Maliye sorumlularımız var. Başta damat Berat Bey olmak üzere bütün hükümet kanadı her şeyin günlük gülistanlık olduğunu söylüyor. Ama insanlar fiilen yoksulluğu tenlerinde yaşıyorlar. Ellerindeki paranın hiçbir şeye yetmediğini, 100 lirayla 200 lirayla pazara gidince neredeyse eli boş geri dönüldüğünü insanlar deneyimleyerek yaşıyorlar. Ve ülkedeki asgari ücret dediğiniz rakam temel gereksinimleri karşılamaya yetmiyor. Öyle olduğu halde o oranda bir işsizlik var ki birçok insan o asgari ücretin altında bile çalışmaya razı. Uluslararası alana gelince, dünya siyasetine gelince Türkiye neredeyse maceracı diyebileceğimiz bir politika izliyor. Çatışmadığı kimse yok. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de petrol arama sondaj çalışmalarında mutlaka ben de burada pay sahibi olmalıyım diyerek bir sürtüşme alanı yaratıyor. Kuzey Afrika'ya, Libya'ya kadar asker göndererek, askerin yanı sıra paralı askerler veya cihatçı militanlar seferber ederek kilidi bir savaşı ateşlemeye çalışıyor. Suriye'de zaten karşı karşıya kaldığımız durum gene çok açık. Günübirlik Türkiye'nin siyasi tavır değişiklikleri anında dün kendisine müttefik olarak gördüğü adamların bugün kendisine ateş açmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla akılcı olmayan bir siyasi hırsın içerisindeyiz. Hem uluslararası platformda hem de yurt içinde. Şunu sormak istiyorum. Zamanımız da daralıyor çünkü. Aslında dedikleriniz çok önemli ve çok riskli bir sürece de işaret eden noktalara dikkat çektiniz. Ve burada görev önemli oranda iktidar dışındaki güçlere, ister sivil toplum ister meclis içinde temsil edilen partiler olsun. Doğrusu onlara dönük mümkünse kısa ne dersiniz? Yani bu riski ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? Bakınız bu iktidara oy veren, iktidar blokuna sadece AKP'ye değil MHP'ye de oy veren genç seçmenler arasında, gençler arasında yapılan bir ankette fırsatını bulursam kapağı yurt dışına atmak istiyorum diyenlerin oranı %67 çıktı. Bu kendi başına zaten çok ciddi bir alarm işaretidir. Türkiye'de eğer bir yurtseverlikten bahsedeceksek, eğer bir milliyetçilikten bahsedeceksek bu veri bütün o kesimlerin şapkalarını önlerine koyup düşünmelerini gerektirir. Ki nerede bir yanlışlık oluyor ki bizi destekleyenler dahil olmak üzere hani o ya sev ya terk et diyenler önüne gelene şimdi kendileri terk etmenin yolunu arıyorlar. Bulsalar fırsatını kaçıp gidecekler. Buraya nasıl geldi ki sorgulamak zorunda bu ülkenin siyasetini belirleyenler, bu ülkenin yaşamına yön verenler. Yarın öbür gün kabuslar içerisinde kalacağımız bir ülke inşa ediliyor. Bunun kaygısını çekiyoruz. Hepimiz bu ülkede yaşamaya devam eden hepimiz o ağır kabusu yaşayacağız kaygısı içerisindeyiz. Ben yayına katıldınız, zaman ayırdınız. Teşekkür ederim size Sayın Öztürkyan. Zor bir dönem biliyorum ama bu zor dönemi de inanıyorum ki hep birlikte atlatacağız. Çok teşekkürler. Çok üzüldüğüm şey hiçbir zaman kolay dönemlerimiz olmadı. Bütün bir cumhuriyet tarihi zor dönem olarak geçti. Maalesef çok evet. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi yayın diliyorum size. Haftanın köşelerini birlikte izleyeceğiz. İlk köşemiz Yeni Yaşam gazetesinden Kenan Kırkaya yazmış. Sahi HDP Kürt Partisi mi? HDP bir ortak yaşam ve mücadele partisi olarak var olduğu ve Türkiye siyasetinde ağırlığını hissettirdiği günden beri hem birbirine yakın hem de birbiriyle asla uzlaşmayacak olan pek çok çevrenin saldırısına maruz kalıyor. Hemen herkes kendine göre, durduğu yere göre HDP'ye kimlik dayatmaya, gömlek biçmeye çalışıyor. Son günlerde yine HDP üzerinden organize bir Kürtlük tartışması başlatıldı. HDP Kürt mü değil mi? Çok bilinçli bir şekilde denklem tersinden kuruluyor.
soru tersinden soruluyor. HDP elbette gövdesiyle, bedeniyle, büyük oranda bilinciyle Kürt. Ama bir o kadar da Alevi, bir o kadar da emekçi, bir o kadar da kadın, bir o kadar da gençlik, bir o kadar da ezilen bütün kimliklerin tümü. HDP'nin bu çoklu kimliklerinin neresi yanlış? Kimin neden rahatsız ediyor? Elbette bu parti Kürtlük inşa etme mertebesinde görmüyor kendisini. Birincisi, Kürtlük zaten kadim bir gerçeklik ve dolayısıyla inşa edilecek bir durum değil. İkincisi, Kürtlük mücadelesini önceleyen pek çok dinamik ve odak zaten var. Bu uğurda nefes nefese çalışan, emek veren bir damar zaten HDP içinde temsil ediliyor. HDP Kürtlük inşa etmeye yeltenmiyor, bütün kimlikleri esas alıyor ama HDP'yi inşa eden, var eden Kürtlük bilincidir. Aslında Kürtlük bilincinin HDP gibi Türkiye siyasetinde söz sahibi olan bir partiyi var etmesi, HDP'ye saldıranların asıl motivasyonunu oluşturuyor. Rahatsız oldukları asıl nokta bu. Şimdi bunun için sevgili Osman Baydemir'in söylediklerini malzeme haline getiriyorlar. Osman Baydemir'in ifadeleri iktidarın Kürtlere yönelik saldırılarının yarattığı bir duygusal kopuşa işaret ediyor. Elbette bu devlet Kürtlerin değil, bu haliyle bu devlet Türklerin de değil. Bu devlet oligarşik bir avuç azınlığın elindeki aparattan başka bir anlam ifade etmiyor. Kürt hareketi yıllardır bunu söylüyor. Dolayısıyla Baydemir'in söyledikleri HDP'ye, üstelik de Kürtlük üzerinden saldırmanın gerekçesi yapılamaz. Bütün bu saldırıların asıl amaçlarının biri de HDP'yi savunmaya iterek yarattığı çoklu kimliğine, Türkiye'deki bütün kimliklere seslenen özelliğine zarar vermektir. Bu saldırıların hedefinde ortak mücadele var. Bir diğer köşe yazımız Orhan Kemal Cengiz'in. Sayın Cengiz kendi kişisel web sitesinden yazmış. Biraz da Amerika Türkiye kıyaslaması yapmış. Nefes alamıyoruz diyerek. George Floyd ensesine basan dizin altında can vermese, karşı karşıya kaldığı ırkçılık ve aşağılamayı hiç kimseye anlatamayacaktı. Polis aracında götürülürken ona hitap etme biçimleri, karakolda üzerine dönen bakışlar, parmak izi alınırken polis memurunun mırıldanmaları, sadece onun anlayıp kendisi gibi siyahiler dışında pek kimseye anlatılmayacağı zehirli dokunuşlar olarak kalacaktı. Bütün yaşamları boyunca bu zehirli dokunuşları tenleri ve ruhları üzerinde hissetmiş insanların rutin hayatına dönecekti Floyd. O boğazına basan diz olmasa. Tek kaşını kaldırmış, etrafa küstah bakışlar savuran o polisin o iğrenç dizi olmasa ırkçılık perdesi aralanıp kendini böyle çıplak bir şekilde göstermeyecekti. Onlarca yıl sopalanan, itaat etmesi için küçücükten itibaren vücudu delik deşik edilen filin bir gün canına tak edip önüne gelen her şeyi o zapt edilemez öfkesiyle silip süpürmesi gibi Minneapolis halkı da yılların birikmiş öfkesini şehre savaş alanına çevirerek gösteriyor. Amerika'da polisin siyahları vurma oranı beyazlara göre 3 kat fazlaymış. Benzer bir araştırma Türkiye'de yapılsa ne çıkardı ortaya acaba? Tıpkı o dizin altında boyuna ezilen Floyd gibi İsrail'deki ırkçılar da bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Ömer Heysam Bedevi, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülünce silahsız, günahsız bir insanın öldürülmesi içimize dokunuyor. Hepimizin içine dokunmalı. Dünyanın neresinde olursa olsun Ömerler, Floydlar öldürüldüğünde içimiz yanmalı. Nasıl ki onları öldüren ırkçılar kardeşse, o ırkçıların kurbanları da kardeştir. Peki bunlardan hangisi bizim kardeşimiz? Başka bir ülke söz konusu olunca kimin kardeşiniz olduğunu söylemek kolay. Türkiye'de Floyd için, Ömer için yüreğinin yandığını söyleyenler, Diyarbakır ortasında çıplak halde sırtından vurulan Kemal Kurkut için de aynısını hissediyor mu? Ali İsmail Korkmaz'ın kafasına inen tekmeleri, yumrukları görünce boğazları düğümleniyor mu? Gördükleri her türlü ırkçılık karşısında o çirkin dizin boğazına basıp nefessiz kaldığını hissediyorlar mı? Amerika'da yapılan araştırma, Türkiye'de de yapılsa sonuç ne çıkardı acaba? Cem evinde ateş etmenin camide ateş etmekten kolay olduğu mu anlaşılırdı? Kürt kentlerinde vatandaşı hırpalamanın Batı illerine göre çok daha yaygın olduğu mu görülürdü? Kiliselere, havralara saldırıların cezasız kaldığını mı anlardık? Floyd'u, Ömer'i kardeş olarak görenlerin, Ali İsmail Korkmaz'ın, Kemal Kurkut'un ve daha nicelerinin katili karşısında kıllarının bile kımıldamamasına nasıl açıklayabiliriz? Böyle seçici bir kardeşlik olabilir mi? Kurbanlar arasında seçim yapanların mağdurların kardeşi olduğu söylenebilir mi? Siyahi, Filistinli, Kürt, Alevi, Hristiyan, kim ki nefret kurbanı olmuşsa bizim kardeşimizdir. Boğazına basılmış o diz bizim boğazımıza basılmıştır. Ve ırkçısı bu kadar çok olan dünyada sık sık nefesimizin kesilmesi bundandır.
Son köşemizi de birlikte izledik. Medya manşetin sonuna geldik. Bahar Baran Uygurlarla Sidar'ın katilinin bulunmasına dönük çabalara konuştuk. Pakrat Estukyan ile toplumdaki nefret söylemini ve diğer taraftan kiliselere dönük saldırılar ile Hrant Dink Vakfı'na dönük tehdidi konuştuk. Bir dahaki medya manşette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.